milletimizin tercihini reddetmeyi göze aldılar. Sonra dönüp yüzsüzce demokrasiden bahsettiler. Melez ve meçhul bir özgürlük yaygarası kopardılar. Asıl demokrasi kaçkını, gerçek demokrasi muhalifi olduklarını bir türlü idrak edemediler. Türkiye'nin öncelikli ve çözülmesi gereken sorunu siyasi muhalefet sorunudur. Bu muhalefet demokrasiye mesafelidir. Bu muhalefet milli ve yerli duruşa karşıdır. Bu muhalefet Türkiye'nin aleyhinedir. İktidara değil, ülkemize muhalefet etmenin, her gelişmeyi karalamanın, her güzel hizmeti kötülemenin üzerinde yaşadığı vatanı kundaklamaya teşebbüs etmenin adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur. Zillet demek, alçalma demektir. Zillet demek, aşağılanmak ve küçülmek demektir. Türkiye zillete müstahak değildir. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde zillete düşmemiştir. Nide'yi zillete çekmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz karşımızdaki muhalefet yapısına zillet demeyelim de ne diyelim? Bunları daha nasıl tarif edelim? Soruyorum sizlere. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerine hazır mısınız? Vakit geldiğinde sandığa gidecek misiniz? Türk milletini zilletin anaforuna düşürmeyi hedefleyenleri elinizin tersiyle itecek misiniz? Bunları yaparken Milliyetçi Hareket Partisi'nin MİDE milletvekili adaylarını seçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? Sözünüz söz mü? Kararınız kesin mi? MİDE bu kanatta ise Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın. Boş yere sağda solda yalan mesaisine girmesin. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye iradesi 14 Mayıs'ta vatana ve milli namusa sahip çıkacaktır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Hepimiz Türk milletiyiz. 1954 yılında elin bir uçak kazasında hayatını kaybeden fikriyatımızın büyük isimlerinden merhum Remzi Oğuz Arık hocamız der ki, vatan alelade bir toprak parçası değildir. Hakiki kimliğini üstünde yaşayan insanlardan, onların eserlerinden alır. Müşterek tarih toplumları millet yapar. Yaşanılan acı, tatlı hatıralar bir potada eriyip dökülerek coğrafyayı vatan yapar. Toprak çiğnene çiğnene vatan olur. Coğrafyamız her yandan o kadar düşmanla, rakiple sarılmıştı ki felaketler arasında durmadan bilendik. Bir toprağın coğrafyadan vatana yükselişi kaç milyon faciaya, acıya, hatıraya mal olmuştur. Çocuğun doğarken kaç kere anasını öldürüp öldürüp dirilttiği gibi coğrafyada vatan olurken üstündeki milleti öldürüp öldürüp diriltir. Muhatap olduğumuz her müşkülat, katlandığımız her müessif olay daha huzurlu, daha güvenli bir geleceğin kefaretidir. Hangi felakete maruz kalırsak kalalım,
Muasır medeniyet iddiasından geri dönmeyeceğiz. Depremin izlerini silip yeni yüzyılda yeni hayatı yeni Türkiye'de hep birlikte kuracağız. Bizim gidecek bir başka yurdumuz yoktur. Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiş, ayak bastığı toprakların ruhuna vatan sedasını can pahasına üflemiştir. O günden bugüne vatan tektir, adı Türk'tür. Binlerce yıldır millet tektir, adı Türk'tür. Bunun dışında her arayış, her yoklayış, her zorlayış maceradır, mefruştur. Kurtuluş Savaşı'nın en çetin anları devam ederken 22 Ağustos 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye nakli tartışmaları sürdüğü bir esnada kürsüye çıkan Tunceli mebusu Diyap Ağa demişti ki, efendiler buraya kaçmaya mı geldik yoksa gerektiğinde kavga ederek ölmeye mi? Kendimize has fazilet ve medeniyet meziyetimizle, şahsi haslet ve kabiliyetimizle, bıçkın cesaret ve hamiyetimizle hiçbir kuşatmayı eyvallah etmedik. Hiçbir saldırıya boyun eğmedik. Hamdolsun bugün de eğmiyoruz. Bilinsin ki bundan sonra da yalnızca rükuda eğileceğiz. Dün müstevliler, manda ve himaye mübaşirleri, işbirlikçi müflisler, ihanet mültezimleri vardı. Bugün ise emperyalizmin piyonları, zillet içinde kıvranan acizler, küresel güçlerin kiralık katilleri olan terör örgütleri vardır. Dün işgalciler denize süpürülmüştü. Bugün ise teröristler bulundukları, görüldükleri her yerde gömülmektedir. Türkiye, kefen biçmeye cüret edenlerin sonu, tarihin her döneminde hüsrandır, mağlubiyettir. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK ile aynı yolu yürümesine mide nasıl tahammül edecektir? Teröristlerin peş peşe destek açıklamalarını Kılıçdaroğlu'nun veya partisinden bir yöneticinin çıkıp da itiraz ettiğini duydunuz mu? CHP ve İYİ Parti Türk askerinin Irak ve Suriye'deki varlığına karşıdır. Mavi vatandaki egemenlik mücadelemize karşıdır. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya baktıkları yer başkent Ankara değil, Washington, Brüksel, Londra'dır. Zillet ittifakı Türkiye'yi ABD'nin sınır bekçisi, NATO'nun da ileri karakolu yapmayı amaçlamaktadır. CHP ile İYİ Parti yönetimleri ortağı oldukları diğer partilerle beraber emperyalizmin tutsağıdır.